Herkese merhabalar. Röportaj kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bu kanalda bir röportaj serimiz mevcut. Normalde röportajlarımızda bir tane konuğumuz oluyordu. Fakat bu sefer istisna olarak iki adet konuğumuz var. Konuklarımız Damla ve Selin Hanım. Kendileri Hollanda'da okuyorlar. Eindhoven Teknik Üniversitesi'nde ve kendileri çok yakın arkadaşlar. Şu anda da Hollanda'da ev arkadaşılar. Şu anda süper bir ikili olarak serimize katıldılar. Öncelikle çok teşekkür ediyorum kırmayıp serime katıldığınız için. Başlamadan önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Tabii. Sen başla. Ben Selin Ustaoğlu, 2001 doğumluyum. Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden Eindhoven Teknik Üniversitesi'ne geçtim. Şimdi Hollanda'da bilgisayar mühendisliği okuyorum. Bu kadar. Ben de aynı şekilde. Ayrıca ben de teşekkür ediyorum bize bu röportajı yaptığınız için. Ben de aynı şekilde Saint-Joseph Lisesi'ndeydim İstanbul'da. Onun üzerine buraya Eindhoven Teknik Üniversitesi'ne ben de bilgisayar okumaya geldim. Şu anda ilk birinci sınıfım. Bu şekilde. Anlıyorum. Şimdi o zaman başlayalım o zaman eğer hazırsanız röportajımıza. Şimdi Eindhoven Teknik Üniversitesi'nden ve yaşadığınız Eindhoven şehrinden bahsedebilir misiniz? Mesela atıyorum haftalık bir market alışverişi mesela ne kadar? Şöyle ilk olarak şehirden bahsedeyim. Yani burası tabii ki İstanbul'la ya da belki de Türkiye'de bir yerle karşılaştığında böyle çok büyük bir şehir değil. Ama teknoloji şehri olarak geçiyor. Hani çoğumuz biliyoruzdur Philips markasını. Philips markası mesela burada kurulmuş, Eindhoven'da kurulmuş. Merkezi burada. Yani gayet hareketli, küçük bir şehir. Gayet yaşamayı seviyoruz burada. Alışveriş olarak da sen söyle. Yani çok değişiyor aslında ihtiyaçlarınıza göre ama biz yaklaşık haftalık 50 euro kadar bir alışveriş yapıyoruz. Hani ikimizin beraber ortak o kadar tutuyor. Bunu ikiye bölünce kişi başı 25-30 euro arası oluyor. Bir de burada bisiklet olayı çok kolay. Okula, markete, her yere bisikletle gidiyoruz. Hiçbir şekilde araba ya da toplu taşımaya binmiyoruz. Bence Eindhoven'ın getirdiği kolaylıklardan bir tanesi de Ya o. da direkt Hollanda'nın Aynen. Peki şu anda bulunduğunuz şehirde peki mesela atıyorum siz şu an bir evdesiniz. Şu anda oturduğunuz eve aylık ne kadar kira veriyorsunuz? Yani kiranız kaç euro? Şöyle biz aylık her şey elektrik, internet her şey dahil olmak üzere kişi başı aylık 650 euro veriyoruz. Bunun daha altına inmek de mümkün ama daha üstüne çıkmak da mümkün. Bizimki bence ortalama bir fiyat Tek oluyor. kişi olunca altına inmek mümkün çünkü bir öğrenci tek başına buraya geldiği zaman hani istediği gibi bir odada da kalabilir, hani yurtta da kalabilir. O imkanlar bayağı fazla var. Biz evde kalmak istedik. Bulduğumuz evde gayet yani güzel ve okula falan çok yakın. Bütün şehri de kapsıyor yani hani yiyecek, içecek, ısınma her şeyi kapsıyor değil mi? Bu ödediğiniz tutar içerisinde o zaman. Yok, bu sadece şeyi kapsıyor yani ev, elektrik, su, internet yani alışverişi kapsamıyor. Sadece hani eve verdiğimiz para 650 euro. Yok yok, Onun dışında bir bir de ısınma, elektrik, su yani onları kapsıyor. Evet, aynen. Evet. Ha, tamam, anladım. O zaman peki şimdi bundan bir önceki konumuza dönelim. Hollanda okumaya nasıl karar verdiniz? Yani biraz sizin ufaktan konuştuk aslında. Hani iki yakın arkadaş olarak Hollanda'ya geldiniz ama hani birazcık daha sizden detay almak isteriz yani. Yani benim için şöyle olmuştu. Ben açıkçası yurt dışında okumayı kafama koymuştum. Yani yurt dışında bir hayat istiyordum çünkü ve bunun için de üniversite yurt dışında okumanın çok daha uygun olacağını düşündüm. Sonra bir sürü farklı ülke düşünmeye başladım. Sonra Avrupa'da olmasının benim için daha kolay olacağına karar verdim. Hem Türkiye'ye daha yakın olması açısından bilmiyorum yani Avrupa'ya karar verdim. Avrupa içinde de Hollanda'da istediğim bölüme uygun üniversiteler olduğu için teknik üniversiteler. Bilgisayar okuyorum zaten. O yüzden de Hollanda'yı tercih ettim. Ben de yurt dışında aynen Damla gibi yurt dışında okumak istiyordum. Ama Amerika ve İngiltere gibi ülkeler bütçesi olarak biraz fazla pahalı. Bir de benim çok yakın bir arkadaşım vardı. O da böyle benden 2 yaş büyük. O Hollanda'da okumak konusunda çok ciddiydi ve sonra o da buraya geldi zaten.
Ben ondan öğrendim açıkçası hani Hollanda'nın bu kadar böyle eğitim konusunda kaliteli ve gelişmiş olduğunu. Ondan öğrendim. Sonra da işte zaten zaman geçtikçe gitgide çok popülerleşti Hollanda'da okumak. Ben de bu akıma katılanlardan biri oldum. Anladım, tamam. Peki o zaman şimdi birazcık da aslında hani izleyicilerimiz tarafından merak edilen bir konuya gelelim. Başvuru sürecine gelelim şimdi. Mesela başvuru sürecinizden genel olarak bahsedebilir misiniz? Tabii mesela bu süreçte yaşadığınız zorluklar varsa onları da şey yapmak isteriz, öğrenmek isteriz. Yani biz ikimiz adına en azından biz Fransız lisesindeydik. O yüzden gördüğümüz eğitim Fransızcaydı. Ve en azından bizim girdiğimiz sene Türkiye diplomasını kabul etmiyordu Hollanda. O yüzden ayrıca bir sınava girmemiz gerekiyordu. AP diye bir sınav var. Ya AP sınavına girmemiz gerekiyordu veya IB var. Ya ikisinden bir tanesine sahip olmamız gerekiyordu kabul alabilmek için. Biz de bu yüzden okul dışından AP sınavlarına girdik. Yani dışarıdan ekstradan ders aldık okulun yanında. Açıkçası ona hazırlanmak birazcık zor olmuştu. Biz 11. sınıfta hazırlandık. Bütün bir sene hazırlanıp sınavlara girdik 11. sınıfta. Bence zorluğu buydu yani okul dışında bir ders almaktı bence. Bir de şöyle bir şey de var. Mesela bizim okul en azından farklı liseden gelen öğrencilerin farklı kabul şartları var. Mesela artık Fransız lisesinden gelen öğrencileri hiçbir dış sınav olmadan kabul ediyorlar. Ama sen normal lise diplomasıyla geliyorsan yine de bu AP ve IB sınavlarına girmen gerekiyor ikisinden birine. Mesela şeyi bence insanların bilmesi önemli. Bu AP ve IB gerçekten uzun süren şeylerin böyle kısa sürede halledilebilecek bir şey değil. Üniversite sınavına hazırlanmak O gibi yani. yüzden mesela 12. sınıfta başvuru yapıyorsanız bu sınavları 11'den bunlara çalışmaya ve sınava girmek lazım. Çünkü başvuru zamanında onların yani sınav sonuçlarınızın elinde olması lazım. Biz bu zaman şeyini iyi yetiştirebildik ama bence de dışarıdan ders almak çok zordu. Bir de çok böyle açık da değiller. Yani sizin böyle web sitesinde araştırıp e-maillere çok iyi bakmanız gerekiyor. Hani bulmanız gerekiyor sizden ne istediklerini. O Evet, biraz zordu. başvurmak isteyenlerin sıkı bir takip içinde olması gerekiyor Aslında bence hani de. ben de şöyle bir şey diyeyim yani IB sınavları işte hani IELTS TOEFL gibi aslında çok kapsamlı ve hani çok ciddi çaba isteyen bir sınav türleri. Dolayısıyla hani çok ufak bir bilgi birikimiyle zaten o sınavlardan yüksek bir puan almak mümkün değil. Onun için sağlam bir temel lazım zaten. Öyle değil mi? Evet. Sıkı bir çalışma gerekiyor Aynen, disiplin şart. Azim disiplin şart. yani. Tamam, şimdi tamam, güzel. Hollanda'da yaşam gayet iyi. Yani tek kişi Hollanda'da işte atıyorum haftalık 25 euro market alışverişinde hani bu yaşam maliyetinin üstünden kalkabilir. Ama şimdi gelelim okulunuza. Okulunuzu mesela Eindhoven Teknik Üniversitesi'nin mesela yaptığı projeler neler? Yani hani sosyallik açısından iyi bir üniversite mi yoksa hani böyle sosyallikten ziyade hani böyle sizi ders çalışım modunda mı tutuyorlar? Yani mesela sizin okulunuzun uyguladığı yöntemden birazcık bahsedebilir miyiz? Yani açıkçası sosyal bir okul, evet. Hani bir sürü fazla öğrenci birlikleri var, yaptıkları bir sürü projeler var. Onlardan da bahsederiz. Ama bunun yanında dersler gerçekten çok yoğun. Yani buraya gelecek birisinin buna hazırlıklı olması gerekiyor bence. Yani hem ders hem proje ikisini aynı anda götürmek gerekiyor sosyalliği. Bir de son zamanlarda bu koronadan dolayı biraz bu projeler durmak zorunda kaldı sanırım. Yani en azından hani böyle toplu yerlerde görüşüp insanlar birlikte yakın mesafede bir şeyler yapamadıkları için tabii ki de biraz yavaşladı ama bizim okulun bayağı öğrencileri de dahil ettiği çok fazla projesi var. Bir kere student team yani öğrenci takımları diye bir şey var. En az 12-15 tane öğrenci takımı olması gerekiyor ve hepsinin bir amacı var. Hepsinin amacı farklı. Mesela bir tane öğrenci takımı var, elektrikli uçak yapmaya çalışıyor. Bir tane öğrenci takımı var, yapay zeka ile uğraşıyorlar. İşte bazıları işte geri dönüşümün hayatta daha böyle nasıl desem, Hayatın içine nasıl aynen hayatın sokulması. içine sokulmasıyla uğraşıyor. Ve öğrenciler, yani çok fazla öğrenci bunların içine dahil oluyor. Yani aslında bu Covid'den
böldüm herhalde. Siz de aynı soru. Yok, olsun. Şey söyleyecektim de, bir de aynı zamanda tabii ki şu anda koronadan dolayı bu yapılamıyor ama normalde yani her hafta ya da ayda birkaç kere olması gerekiyor. Okul şöyle bir proje içinde, proje diyeyim yani, öğrencileri şirketlerle birleştiriyor ve bunu bir öğlen yemeği haline getiriyor. Öğlen yemeği yerken mesela farklı şirketlerle, yani şirketleri tanıma şansı elde ediyorsunuz ve mezun olduğunuzda mesela orada çalışıp isteyip istemediğinize karar veriyorsunuz. Hatta bir tane şirket var mesela, bizim okulla bayağı anlaşmalı, böyle hep sürekli beraber iş yapıyorlarmış. Biz işte bir gün gittik. Normalde şirket her işte pazartesi günü bu buluşmaya gelen öğrencilere bedava pizza veriyor. Gerçekten yani haftanın bir günü bedava yemek mi var yani? Evet, Aynen öyle, şirket işte yemeği, o evet. şirket buluşmalarına, röportajlarına giderseniz öğlen yemeği bedava. Evet. Tamam, çok güzelmiş bu. Evet, ben bunu düşüneyim. Tamamdır. O zaman şimdi o zaman gayet güzel yani şu anda okulunuz bu COVID'e rağmen sosyal projelerini yürütüyor, çok güzel. Şimdi o zaman hazır COVID'den bahsetmişken şimdi de gelelim pandemi sürecine. Şu anda sizin bulunduğunuz şehirde COVID nasıl ilerliyor ve Hollanda hükümetinin aldığı önlemler nelerdir? Şu anda burada her yer kapalı. Yani hiçbir restoran, hiçbir mağaza açık değil. Bir de akşam 9'dan sabah 4.30'a kadar sokağa çıkma yasağı var. Yani akşam 9'dan sonra dışarı çıkamıyorsunuz. Biz normalde buraya geldiğimizde okul da açıktı. Derslerin hepsi online. Yani büyük toplu derslerin hepsi online. Ama bizim okulun derslerin yanında bize sunduğu soru cevap saatleri var. Bunlar mesela 7 öğrencilik küçük gruplar halinde okulda yapılıyordu. Şimdi bu mağazalar ve restoranlar kapatılınca okul da kapatıldı ve bunlar da online oldu. Yani şu an okul hakkında yaptığımız her şey online'a dönüştü tekrardan. Okulun kütüphanesi açık. İstediğimiz zaman oraya ders çalışmaya gidebiliyoruz sadece. Hı, anladım. Aslında hani bu zamana kadar yaptığım röportajlarda şunu fark ettim. Avrupa ülkelerinde yani bu üniversiteler böyle ilk aylar açık. Ama daha sonrasında online'a dönmüş. Bunu fark ettim. Aynen oldu, evet. Evet. Ama hani şunu da söyleyeyim hani en azından kütüphanenizin açık olması bir avantajın en azından hani orada okula gidip oradan şey yapabilirsiniz ya da mesela öğretmenlerinizle hani bir plan yapıp orada belki bir çalışma yapabilirsiniz. Hani bu bir avantaj olmuş aslında sizin için. Evet, Evet, öyle sınav oldu. haftasında Falan ya, yani sınavlara çalışırken kütüphanenin açık olması güzel oldu yani bizim için. kesinlikle. Tamamdır. O zaman şimdi spesifik bir soruyla devam ediyorum. Röportajlarda son olarak bu soruyu soruyorum. Hani biraz da böyle özet olsun diye. Şimdi yurt dışında okumak isteyen öğrenci adaylarına neler yapmalarını ve tabii ki de bunun yanında da neler yapmamalarını öneriyorsunuz? Yani bence bunu zaten söylemiştik, özet gibi olacak ama bence bir şeyleri takip etmek çok önemli. Yani hani Selin'in dediği gibi mesela başvuru koşulları olsun, yapmanız gereken, kaçırmamanız gereken şeyler olsun, bunların hepsi okulların internet sitelerinde yazıyor ve bunları takip etmek gerekiyor bence bir şeylerin farkında olmak için. Çünkü kimse gelip size bunu söylemiyor, bunu yapman gerekiyor diye. Onun dışında bir de önceden hazırlanmak lazım sınavlara. Yani sonuçta 12. sınıfta başvurulduğunu düşünürsek 11. sınıfı sınav hazırlığıyla ve sınava girmekle geçirmek gerekiyor bence. Bizde mesela okulun, yani bizim okulun özelliği bu sanırım, bilmiyorum. Gerçekten hiçbir şey bize haber vermiyorlar. Yani bir sayfaya paylaşıyorlar, onu haber vermek olarak sayıyorlar. Mesela dersiniz kaçta soru cevap saati var, ödevi kaça kadar teslim etmeniz gerekiyor, onu tamamen siz takip ediyorsunuz. O yüzden bence hani yurt dışına gelecek kişinin bunlara hakim olması gerekiyor. Yani bunlara zamanında takip edip her şeyi zamanında yapması gerekiyor. Bir de en önemli, hep söylediğimiz şey, günü gününe ders çalışmak çok önemli. Yani bunu hep böyle annemiz falan bize söylediği zaman ben anneme ya ne diyorsun falan diyordum yani. Ama şimdi gerçekten bunun önemini anlıyorum. Çünkü burada ipin ucunu bir kere kaçırdın mı bir daha geri toparlamak çok zor. En azından Hollanda için yani hem yatayım hem üniversite hayatı yaşayayım Avrupa'da gibi bir durum yok yani. En Evet. azından Yani mühendislik okuyorum.
Hani aslında bu sadece Hollanda için değil, hani yurt dışında okumak isteyen bütün öğrenciler için geçerli olan bir şey. Evet. Ve aslında sizin şu anlattıklarınızı da şu lafla özetleyebiliriz. Emek olmadan yemek olmaz derler. Doğru. Evet. Yani o yüzden hani bir şeylerin olması için emek harcamamız şart zaten. Kesinlikle sizin Evet. belirttiğiniz gibi. Benim sorularım bu kadardı. Çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız için. Bilgilerinizi, tavsiyelerinizi ve tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa almak isterim. Valla Hollanda'ya gelecek olan herkesi bekliyoruz. Evet, biz gerçekten çok öneriyoruz Hollanda'yı. Gerçekten çok öneriyoruz. Hani hayat olarak, üniversite hayatı, öğrenci hayatı olarak bence çok güzel bir Evet. şehir. Biz çok memnunuz yani. Tamamdır. Yani insanlar seçeneklerini eklesinler. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Siz de Siz de çok görüşürüz. teşekkürler. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.